Set 492'nin çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. F birim fonksiyonu olmak üzere A artı B artı C nedir diyor. Birim fonksiyonu da içi ve dışı bir. İçinde x eksi varsa dışında da x eksi 2 olacak. O zaman arkadaşlar A'nın burada sıfır gelmesi gerekiyor. E, bu hayır sıfır gelmesi gerekmiyor. Neden? Çünkü x kareli başka bir terim daha varmış. 2x kare. O zaman bunu götürecek terim gelmesi gerekiyor. Eksi 2x kare. Bakın burada B ve C. Arkadaşlar B ve C de. Bakın B ve C. Ne gelirse gelsin. Bu B artı c x oluyor ya bu şekilde yazıyor. O zaman b ve de şimdi ne gelecek burada? x 2 var dışarıda da x eksi 2 gelmesi gerekiyor. O zaman b artı c'nin 1 gelmesi gerekiyor mutlaka. Şimdi bakın yazalım. a'mız eksi 2 b artı c'miz 1 arkadaşlar. Bir de d diyor. Şimdi d'den ne gelecek? Eksi d'den. Şuradaki eksi 2'nin gelmesi gerekiyor. O zaman d de buradan 2 olacak. Artı 2 olacak. Şu şunu götürdü. Cevabımız buradan 1 oluyor sevgili arkadaşlar. Denizli diyoruz sorunun cevabına. Şimdi hemen gelelim bir sonrakine. Bir sonraki f ve g birim fonksiyon a tam sayısı olmak üzere. Şimdi f ve g birim fonksiyon içinde ne yazıyorsa dışında da o yazacak. Bakın arkadaşlar dikkatli izleyin. G'nin içinde ne yazıyor? X yazıyor. O zaman dışına da X diye çıkacak. Burası da X diye çıktığı zaman X artı X'ten. O zaman burada F'de 2X var. O zaman dışında da 2X yazması gerekiyor. A, X de 2X olmalı. O zaman A buradan ne olacak? A buradan 2 olacak arkadaşlar. Şimdi A 2 ise bu ne? f'de 2 artı g'de 2'yi soruyor bize. Bunlar birim fonksiyonsa bu da 2 bu da 2 çıkacak. Yani sonucumuz direkt 4 oluyor bu sebeple. Şimdi gelelim buraya. Bunu şöyle bir silelim. Evet. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Diyor ki g birim fonksiyon olmak üzere a gerçel sayıları için ifadeleri vermiş f artı g nedir? Diyor. Şimdi arkadaşlar g birim fonksiyonsa şuranın içerisine çıkacak. Buranın içerisi x çıkacak arkadaşlar. Doğru değil mi? İçine ne yazılsa dışına doğru çıkıyor. O zaman fx Eşittir. FX eksi AX. E, FX FX'i götürdü. O zaman eksi AX'in sıfır çıkması için A'nın da buradan sıfır olması gerekiyor. A sıfır bu cepte. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada G'nin içinde FX yazıyorsa o zaman bunun sonucu FX diye çıkması gerekmez mi? E, FX neymiş? X artı 2'ymiş gördüğünüz üzere. Şimdi bana diyor ki F'te A'yı bul. A'mız sıfır. Yani F'te sıfırı bulursak ne olur sonuç? 2 gelir. Şunun sonucu sıfır. Şunun sonucu 2 geldi. E G'de A ne? O bu G'de 0 demek. O bunun sonucu da birim fonksiyonu olduğu için 0. 2 artı 0'dan cevabımız 2 oluyor arkadaşlar buradaki soruda. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.